Mahmut Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Rica ederim. Ben bu siz de geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok büyük keyifti bizler için. Samimiyetiniz için teşekkür ediyoruz size. Bu keyifli röportajda da bir Mahmut Bey'i tanıyarak başlayalım. Mahmut Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Liseden sonra bilirsin köy yerlerinde fazla iş imkanı yoktur. İmkanı olmadığından 1994 yılının Haziran ayında ekmek paramızı çıkartmak için Ankara Polatlı'dan Bursa'ya gelmiş bir abimiz. Evet, serüven buralara geldi buralara, artık. Evet. Buralara kadar geldi. Çekirdekten yetiştiniz aslında. Evet. Evet. Hayatın zorluklarında. Tezgahlardan geldik, pazarlardan geldik. Evet. Ve hala ahde vefamız devam ediyor. 27 yıldır bu alemin içerisindeyiz. Ne güzel. Hep de unutmadık. Geldiğiniz yeri unutmamışsınız. Hep oradayız. Ne hep kadar oradayız. Güzel. Evet, hep oradayız. Kesinlikle. Hep şimdi oradayız. Biraz Ersoy Tarım'dayız. Çok geniş, büyük bir yerdeyiz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Keyifli bir yer kurmuşsunuz. Teşekkür ederim. Neler yapıyor Ersoy Tarım? Hizmetlerinizi anlatır mısınız? Ersoy Tarım tohumdan gübreye, üretimden satışa organizasyon yapan bir firma diyelim. Evet. Aslında şu anda tam kurumsal olaraktan çalışmıyoruz. Tam kurumsal olan firmalarımız, alt firmalarımız da var ortaklığımız olan. Ama şu anda daha tam kurumsal değiliz. Ama de ki ülke üretimine katkınız nedir? Gerçekten çoğu büyük fabrikaları kadar üretimimize desteğimiz vardır. Ama doğrudan ama dolaylı. Ama var. Var tabii. Büyük bir ekim organizasyonumuz var. Ortalama Türkiye'nin değişik bölgelerinde Adana, Mersin, işte İzmir, Eskişehir, tekrar İzmir'in ikinci ekiminde tatlı mısır ekimimiz. İzmir Ödemiş'te yine kornişon ekimimiz. Gedelek köyü vardır Orhan Gazi'nin. Orada bir işletmemiz var, turşu fabrikamız. Yine Eskişehir'de tohum, gübre, ilaç üzerine bizim olan bir firmamız. Tarım üzerine yine tohum, gübre, ilaç ve üretim organizasyonu yapan Esagro diye bir firmanın ama sahipliği ama ortaklığı şeklinde çalışan bir abimiz. Evet. Başarınızın sırrı ne? Biraz röportajdan önce sohbet ettik. Çok dolusunuz çünkü gerçekten. Yani çekirdekten evet. Yetiştiğiniz hem sektöre çok iyi hakimsiniz. Bu konudaki sırrınız ne? Dürüstlük, samimiyet, çalışmak. Bunlar değil mi? Çalışmak. Evet, yani evet, yapılan çalışmak. İşin arkasında durmak mesela değil mi? Bunlar çok önemli. Verdiğiniz ürünün evet, ne olursa başladığımız, olsun. Başladığımız noktadaki abilerimizle biz hala çalışan bir abinizim. 20 yıl, 25 yıldır çalışıyorsak hala aynı kişilerle devam ediyoruz desek %60, %70 yerinde olur. Bu da neden olur? Kalite, fiyat, istikrar, samimiyet, güven hepsini toparlıyorsun. Bir araya geliyor. Ne oluyor? Başarı. Başarı. Başarı, evet. Bir de çok seviyorsunuz ama mesleğinizi. Ben evet, röportajdan önce sohbet işimizi seviyorum. Sebep de belli. Bir ülkeye faydamız var. Çünkü üretim demek istihdam demek. Üretim evet. Demek ekonomiyi canlandırmak tabii, demek. Şimdi mutlu başından sonuna kadar istihdam olaraktan düşündüğümüz zaman temsil yerindeyse belki bazı çevrelerce belki o kadar yağ falan diyebilirler. Ama oturuyoruz hesabımızı yaptığımızda ortalama 10 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 10 bin kişi. Evet, 10 bin kişi abicim. Tohumcusu, gübrecisi, nakliyecisi, üreticisi, çiftçisi, işte fabrikada çalışanı, burada çalışanı, işte buradaki ürünümüzü alıp götüreni, ailelerini toplayalım. Belki 10 bin değil, belki de 50 bin kişi. Ciddi rakam. Ciddi rakam. Ama de ki resmi ne var? Belirli bir şeyler, belirli bir yerlerde. Tabii ki bedel ödüyoruz. Mutlaka. Devletimize de, milletimize de. Ama tabii resmiyette daha tam o kadar belirli bir yerlere gelmiş, tam kurumsallaşamamış bir firmayız şu anda, evet.
hedeflediğiniz yerde misiniz Mahmut Bey? Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman, şöyle ticari hayatınız film şeridi gibi geçtiği zaman buraları hayal ediyor muydunuz? Yok. Bundan biz sonra hiçbir zaman için olacak. Büyük hayalleri olan bir insanlar olmadık. Ha, de ki abi bu saatten sonra hayallerim var mı? Evet var. Hayallerimizde de fabrikalar sahibi olmak, Türkiye'nin veya dünyanın belirli bir yerlerindeki zenginlerin arasına girmek gibi bir hayalimiz yok kardeşim. Gönüllerde olmak istiyoruz biz. Ya Allah razı olsun, iyi insandı. Biz ne kadar hata yapsak da o bize hata yapmadı diyerekten bu yaşamımızı bitirmeyi hayal ediyoruz. Olmak istediğimiz nokta bu, başka hiçbir şey değil. Zaten bunu başardığınız zaman bu mücadeleyi de kazanmış oluyorsunuz. Çok farklı çizgilerle bakıyorsunuz. Ben tebrik ediyorum gerçekten sizin konuda. Çok ince çizgiler üzerinde gidiyorsunuz. Evet doğru. Ama anlayabilene de anlayabilirlermiş işte insanoğlu. Evet bu da bir gerçek. Yani. Tabii bu yaşam boyu bu hedef hayal bitmeyecek hiç. Hep böyle tabii devam edecek. Teknoloji gelişiyor çünkü. Mutlaka evet mutlaka. Evet biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Son sözlerinizi alalım. Buradan Bursa'ya müşterilerinize neler aktarmak istersiniz? Biz Ersoy Tarım olaraktan 94 yılında başladık. 2021 yılında 27 yıldır bu camianın içerisindeyiz. 2006'dan sonra ekim organizasyonlarımıza başladık. Son 5 yıldır da hayal edemeyeceğimiz bir noktadayız. Bizimle ve bizden başkası olaraktan öyle görülsün istiyoruz. Ya bizimledir ya değildir. Ama tabii ki sonuçta bizimle olsa da olmasa da, ticaret yapsa da yapmasa da biz insanları seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. Verimli olmayı seviyoruz. Evet. Bu kadar. En azından gelirler bir çay kahve içerler, bir tanışmış olurlar sizinle. Tabii her zaman kapımız, yani üretim varsa, insanlara fayda varsa, düşmanımız da olsa biz kabul ederiz kardeşim. Orada Ersoy Tarım var. Orada vardır. Orada varız. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız her zaman daim olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.